O ne durumda? Onu merak ediyorum. Abi şöyle, İzmir'deki yarışında önümüze bir yandan rakip kırdığı için, o da işte atın yüzündeki o startta şey var ya, startta şeyle gidiyorlar ya, gözüm neydi, kulaklık ve gözlükle gidiyorlar ya, bir aparat var böyle. O aparatı jockey atın gözünden aldığında kendi yüzüne geliyor. Sonra kendi yüzündeyken bizim atın önüne kırıyor. Onu sonra kaldırıp attığında bizim at o ata çarpmamak için birkaç aksiyon bozuyor. Yani fren yapmak zorunda kalıyor. Ondan sonra zaten yarışa adapte olup hızlanamadı at. Biz yarıştan sonra yaptığımız Ankara'ya gelince kontrolde arka sağda asıcı bağların kemiğe bağlandığı dokudan bir parça ayrılma gibi bir teşhis koydu veteriner. Yani sıkıntılı bir süreç. Dolayısıyla ondan dolayı hız yapamadığını söyledi. Şimdi onun üzerine bir tedavi uyguladık. Yani netice aldığımızı düşünüyoruz. Şu an idmanda çalışıyor. İki tane de yarışa yazdık. Geçmiş Yarın olsun. sağ olun. Yarın da güzel bir galop yaparsa, uzun işi var. Yarışta koşmayı planlıyoruz. Yani tekrardan sahalara dönüş yapacağız. Biz zaten idman olarak tam hazır olmayan hiçbir yarışa girmiyoruz ama gerek yarış içi şanssızlıklar gerekse de atın işte o verilen araya da sorun sonrasındaki adaptasyonunda birkaç yarıştır istediğimiz sonuç çıkmıyor. Zor bir at. Çok kuvvetli bir at ama zor bir at yani o anlamda. Bir kere dört tırnağının ölçüsü farklı. Yani ön sol yatık, sağ biraz hafif dik. Arka sol tek düzgün tırnağı arka sağa dışa basıyor. Yani dört ayağını aynı anda nallamanın, ayarlamanın her yarış inanın bir ay içerisinde üç defa bu iş için mesai harcıyoruz yani. Çakımının düzgün olması lazım. Yani o tırnağı şeyi alışması lazım nala falan. Yani iş göründüğü gibi yarış severim böyle. Yarışa gelmişler de işte şöyle gelmişler böyle gel. O süreci bilseler kimse Evet. uğraşmak istemez yani. Çok yoğun bir emek harcıyoruz orada. Yarış severin karşısına da düzgün çıkabilmek için. Bakalım bu sefer sorunsuz çıkabilirsek biz yarış kazanacak kadar bir performans göstermesini bekliyoruz. Ama esas notunu yarınki galobu verecek işte. Galoba göre bunu Anladım. yapacağız. Onu ben İzmir'e geldiğimde sen bana iki yaşlıyken İzmir'de Zafer abiyle beraber göstermiştin. Göstermişti. Bayılmıştım ona. Yani Yani şimdi tabii bunun boyunu o posunu. dönemde Erkan abi o dönemde 497 kiloydu. Şu an 543 Benim olması lazım. gördüğüm ikimiz de olmuş demek ki. Tabii, şimdi geçen gün şeye geldi. Bizim Salih Bey geldi bir konuyla ilgili görüşmeye. Salih Palaz gelmişti Ankara'ya. Mesela onlar gördü. Aygır dedi yani. Aygır gibi olmuş dedi direkt. Gerçekten de o fizikte. İkinciyken öyle bir havası vardı yani. Ben ahır içinde gördüm. Dışarıda görmedim onu ama yemini yerken görmüştük. Şey yani Öyle yoğun bir havası vardı. kas çok İkili yani gördüğümde bayılmıştım hatta zaten. çok yüksek boylu bir at değil, ortalama bir at ama ciddi kas kütlesi olduğu için iri gözükür. Kilosu zaten çoğunlukla kastan dolayı. Bir de ben hani annesinden tabii bu özelliği aldığı çok net çünkü üç kardeş onlar. Üç kardeşin de kas yapıları birbirine çok benziyor. Babaları farklı olmasına rağmen işte biri Greystone, biri Tisbay, biri Wind. Fast, yani Folasben ailesinden Türkiye'de nadir bulunan hatlardan biri. Biraz da anne hattının kuvvetinden dolayı böyle bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bakalım ya grup yarış kurtarabilirse ileride belki damızlıkta kullanılması için de biz de bir şey yapabiliriz. Yani o anlamda dışarıya çekmek için değil ama birkaç model eşleşme denemek için damızlığını bile değerlendirebiliriz. Yani işe yarar bir sonuç alırsak zaten Şey insanların nasıl? faydalanması için de açılabilir. Tisbe dayı nasıl? O da iri mi? Yani şöyle abi şimdi Greystorm'dan olan kardeşi daha uzun bacaklıydı ona göre. Ama o da doğduğunda bayağı bir kas yapısı güzel şekillenmişti. Şimdi dişi olan kardeşi 497 kilo daha start almadı. Onun bir bundan 2,5 ay önce start gösterdiğimizde bir start makinesine tekme atmasından sonra arka sağ ayağında bir incinme durumu oluştu. Yani kaslarda ya da yumuşak dokularda bir yerde bir zedelenme tam teşhiste koyamadılar gerçi onu. 2 aydır o arka ayağından topallık gösteriyor. Her topallık gösterdiğinde istirahat veriyoruz. 2,5 ay oldu hala tam anlamıyla çözülmedi. Tisbe olan ise doğumunda bunlara göre yani diğer iki kardeşe göre bir parça daha küçük gibiydi.
Ama son 3 ay içerisinde, yani bu son dönemde ciddi şekilde kemiklerde kalınlaşma ve yükselme başladı. Çünkü benim onunla beraber çok yakın doğan bir Bodemeister dayım var. Dişi, ki Sizwei Tayı da dişi. Onun annesi Sri Pekan kızı işte. O Bodemeister olan bunun artık yavaş yavaş gerisinde kalmaya başladı. Yani daha Şahir abi, ondan... bir ekleme yapayım mı bu verdiğin Tabii ki. örneğin paralelinde? Şimdi ben de doğduktan anne, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Anneden ayrılırken, ayrıldıktan sonra tay tavlasına geçtiğinde diğer taylarla gözle mukayese etmiştim. Hani o akranda olan benim tayımla aynı yaş grubunda olan taylarla baktığımda bir tık daha böyle şey gibi duruyordu. Daha sonra diğerleriyle arayı hızlı kapatıp şey yapmaya başladı. Yani belki aygırın bir özelliği olarak mı? Yani benzer şeyi senden dinleyince şimdi acaba böyle bir özellik mi aktarıyor? Biraz geç gelişiyor gibi gösterip bir anda mı gelişmeyi hızlandırıyor diye düşündüm. Ya işte muhtemelen şey işte her ay üzerine koya koya gidiyor ki tizbe tayları şey olmaz. Yani benim gördüğüm küçük olmuyorlar. Genelde ortalama ve ortalama üstü boya sahip oluyorlar. Bendeki atlar doğru. Yani öyle bir al yavrusuna da denk gelmedim. Tırnak yapıları genelde çime yatkın gözüküyor. Yani o anlamda da söyleyebilirim ki diğer bizim sahaya inen at da öyle. Çiftlikteki tay da öyle gözüküyor. Ki Murat da söyledi. Hani kumpis başarısı olan bir at olmasına rağmen tayları ciddi şekilde çime yatkınlık gösteriyor. Bu aslında Türkiye için bir şans. Bir taraftan outcross olmasını da bence buna bağlamak lazım. Yani çünkü baba tarafı in reality olduğu için yani elinizde işte belli kanlarla sıkışmış bir yapı varsa bunu aşmak için de tizbeyi kullanmak mantıklı gözüküyor. Onun kendi içinde başka iki tane daha pedigrisel şeyi var. Belki bir gün onun üzerine de sohbet odasında konuşursak onları da anlatırız. Bir kere birinci kısrak babasının Dajur olması çok önemli. Ciddi bir sürat artısı ve Danzig'in oradan girmesi sert pistlerde, çim pistte başarılı olabilecek taylarını üretme gerekçesi olabilir. Pedigrisel açıklaması olabilir. Onun bir altındaki kısrak babası da yine çok özel bir kan taşıyor arka tarafta. Yani Tisvey yönlü, çok yönlü de bir at aynı zamanda. Anne hattı itibariyle de zaten Amerikan familyadır. Ondan dolayı da bir outcross özelliği var. Böyle outcross bir pedigri de olması elinizdeki kısrağın bazı kusurlu özelliklerini kapatacak bir tay vermesinde bence bir faktör gibi duruyor. Yani bunu sahaya inmiş çok sayıda tayını koştuğu zaman izlerken değerlendiririz. Takibimde olan bir at. Yani başarılı olacağımızı düşünüyorum biz kendi taylarımızla da. Daha fazla kullanmayı istiyoruz ama işte bu malum fiyatlar yukarı gidince şimdi her kanatlığını da bu şekilde sınırsız şekilde değerlendiremiyorsunuz. İster Abi peki istemez daha bir soruyla mütevazı olmak. ekleyebilir miyim? Tabii. Şöyle bir sorum olacaktı. Tisvey özelinde o yıl, o sezon bir çalışma yaptın mı özel? Bilmiyorum ama şöyle bir sorum olacaktı. First grubunda ilk çekilen anneleri baz aldığımızda onlardan doğacak olan, doğmuş olan, sahaya gelmek üzere olan taylara şöyle bir baktın mı, çalıştın mı? Oradan ne gibi beklentilerin var? Özellikle öne çıkan pedigriler var mı dikkatini çeken? Yani ismen söylemek zorunda değilsin, sadece hani bu konuda genel bir fikrini, yorumunu almak isterim. Yok öyle bakmadım hiç. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani Arif Bey'e ben 3 sene çalıştım Arif Bey'le. Bu sene 4'e dönen işte üçlü jenerasyon vardı. Yani geçen yılın üçlü jenerasyonu, bu yılki sahadaki ikili jenerasyon ve sonra gelen birli jenerasyon. Arif Bey'in kendi aygırları olsun. İlk defa dışarıya çekilen işte Torok tayları olsun. Birkaç marka belli vardı. Reşat Bey'in birkaç aygırını tercih etmiştik. Onlar olsun. Çoğunlukla benim hazırladığım listelerde. Ama Arif Bey tabii son kararını verirken birçoğunu yerini değiştirdi. Dolayısıyla şu Tisvey tayları içerisinde hani kaçını biz Arif Bey'le kararlaştırdık, kaçını kendi baktı. Onları inanın ayırt edemiyorum. Yani bende gerçi şey var, eski defterlerimde notlarım duruyor. Ben her Evet. aygır için 20'şer tane kısrak çıkarmıştım bunlara Arif Bey için.
Yani onları da bir kontrol etmem lazım ama dışarıdan benim gördüğüm mesela Asburçe'nin tayı var. Bizim Salih abilerin ikili olan dişi tayları. O geçen geldiğinde konuşmuştuk. Çok iyi bir tay olduğunu söylüyordu. Bosphorus kızından olma. Yani tam outcross bir eşleşme. Zaten Bosphorus'un kendisi de anne hattı itibariyle aslında outcross bir aygır. Yani böyle hep outcross'un tabirini de belki açıklamak lazım. Yani çok yakın akraba yapamazsınız Bosphorus'un anne tarafıyla. Çünkü o relko kanı falan filan kalmamış durumdadır. O uzak akrabadır. O yüzden outcross kalır. İçinde Yonaguska kızından olan kağıtlar var. Birkaç tane gördüm. Baluşka ile Laser Girl var. Mesela onların enteresan bir sonuç alması gerekir. Hep Yonaguska'yı tabii kum yönüyle değerlendiriyoruz ama iki şey aygırın, böyle dikine iki aygırın tayları acaba nasıl çıkmış? Ben de onu merak ederim. Arif Bey'in kendi listesinde mesela Kumlus'un tiz meydan olan tayı var. Hani listeye bakarsak onun da enteresan bir sonuç almasını bekleyebilirsiniz. Giants Causeway kızından olan Finney McCool'un tayı var. Mesela o da takibi böyle incelemeye ve takibi açık gözüküyor. Onun dışında başka kimler var bakalım. Ben de bir taraftan İlk da Asbursa'yı söyledin. Yani benim de çok dikkatli incelediğim bir kağıttı. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. İyi koşar. Yani bizden hariç Arif Bey'de de bir tane Sri Pekkan kızı vardı. Warrior Princess. Mesela onun da tayını en azından bizimki dişi, onunki erkek olmuş. Onu da takip Sendeki etmek White lazım. Step. Tabii White bizdeki Step işte White tabii. Step. Ya bizim o eşleşme tabii şöyle. Onda iki tane Rasmussen var arka tarafta. Ben Fly By Me'nin eşleşmesinin ters kombinasyonunu burada denemeye çalıştım. Hem Thule'ye Rasmussen'e getireyim istedim. Bir de bizim Sri Pekkanlar biliyorsunuz Danzig kanına çalışan ve o kanı destekleyen bir yapıya da sahiptir. Demin de söyledim ya tiz ve arka tarafında dayjur taşıyor diye. Yani bir taraftan da kağıda vermeye çalıştığımız etki işin o tarafındaydı. Çünkü bizim kısrağımızın da anne hattı 7A. 7A familyasının da Danzig hattıyla özel bir uyumu var. Çünkü Invisible Spirit bu aileden çıkmış ve üst tarafı Danzig'e çıkar Invisible Spirit'in. Dolayısıyla Invisible Spirit'in kağıdına benzeyebilecek şekilde bir tarafı Rasmussen, bir tarafı Invisible Spirit'i çağrıştıracak şekilde hem de iki tane Rasmussen olan kağıt. Bakalım yani denediğimiz şey netice almış mı? Zaman gösterecek onu. O Invisible Spirit'in annesi zaten Kodya'yı da çıkarttı. Evet, abi Kodya da Gustav meşhur. Klimt çıktı. Yani aygır çıkartıyor sürekli o an. O abi şimdi o konuya girersek var ya. Şimdi bizim kolumuz tabii o kol değil. Şöyle ki şimdi bunun altı B flat'ten gelir. B flat'tir o familyanın alt tarafı. B flat'in iki kolu var. Bizim bulunduğumuz kol daha güçlü olan kol değil. Bizim bulunduğumuz kol biraz daha zayıf olan. Yani bizimkisi brief chorus ya da chorus tam telaffuzunu yapamadım. O kısraktan geliyor. Invisible Spirit'in olduğu ise Border Bounty'den geliyor. Border Bounty'nin olduğu tarafın da özelliği Border Bounty üzerine Rasmussen yapıldığında da işe yarıyor. Ve o kanaldan son dönemde çıkan bir sürü şampiyonat var, iat var. Bunlardan bir tanesi de şey, Pinatubo. Benim özellikle Avrupa'da ciddi anlamda patlama yapıp kendine yer etmesini beklediğim bir aygır Pinatubo. Bakalım o da bayağı ciddi bir aşın parasıyla çekime başladı. Yakışıklı da bir at, güçlü de bir at. Şamardal olan. Yani ben umutluyum. Bir tane Ben daha de vardı. çok beğendim onu gördüm. Bayağı Bir. beğendim. Bir de şeyi çok beğendim. Bayit. Bayit de mükemmel. O da enteresan tabii onun yarış hayatının son yarışı mı biraz şey oldu kötü oldu. Bir yarış O geçildi şey değil mi o? planlama hatası oldu orada. Aynen Geçilmeden bence çekilecekti direkt. aynen. Bir de O apoleti söktüler omuzundan. mesela bu aileden çıkan başka bir at daha var. Mişrif. Mesela o da son dönemde buradan gelenler arasında enteresan bir at. Yani ben McLeave o derece bekleyeceğiniz bir at mıdır değil midir bilemem ama yani Fransa'da derbiyi kazandı Mişrif. Şima Klasik yaptı. Yani bu aileden bir şeyler çıkıyor. Bu 7A çok ciddi şekilde canlandı. Bir sprinter daha vardı da onu da bulayım şimdi.
Yani 10-12 tane grup bir atı var son 15 yılda. Şeyin Darley'indi galiba, bir tane daha at vardı da. Bulabilirsem onu da söyleyeyim. Yani işin özeti, bizim denediğimiz kombinasyonun Dajur'un varlığıyla Tisvey bizim için bir taraftan outcross olup bir taraftan da bir şey uyumunu, hat uyumunu, cross uyumunu kendi içinde barındırıyor. Çünkü Invisible Spirit'in alt tarafında bulunan Sharp Napkan'ı bizde de var. 7A bizde de var. Bizde bir tek Danzig yoktu. İşte onu baba tarafından koymaya çalışıyoruz ama Battleground'da çekemiyorum. Çünkü Red Ransom akrabalık çıkıyor bizimki hatta. Red Ransom akrabalığı da ben çok kaçtığım bir akrabalık. Yani biraz ufak yapılı küçük at çıkıyor diye not almışım onu zamanında. Onu denemek istemediğim için de Battleground'da çekemiyorum. Kalan Danzig'ler de benim işime gelmiyor. Benim kriterlerimden geçmiyor yani. O yüzden biraz karışık bir pedigri benim için o. Bakalım başka bir kısrak bulursam onu Battleground'da değerlendiririm ama bu Tisvey tayının pozitif şeyinden dolayı bir kere daha Tisvey'e çekeceğiz gibi duruyor gelecek senelerde. Yani bu sene Runaway'e gittim. Runaway'in hayda. Tam bir outcross deniyorum. Çünkü kısrağın taylarındaki bu tırnak yapısını, diz yapısını bir parça fiziksel yapıda değişikliği görecek miyim diye bir deneme daha yapmam lazım. Mesela bizdeki kısrağın taylarında her zaman aygır almaya başladık. Yani Tisvey'e gittik, Tisvey'e çok benzeyen çıktı. Bodemeister'a gittik, Bodemeister'a çok benzeyen çıktı falan. Şimdi bir kere daha deneyeceğim. Eğer Runway in Height'ta da aygırı tamamen alırsam bundan sonraki planlamaların hepsini ona göre değiştireceğim. Ondan dolayı Outcross Abi bu süratle bir deneme Tisvey yapacağız. acaba kendine benzetme yoğunluğu fazla olan bir aygır mı? Çünkü bizimki de Öyle öyle. direkt baba tarafına benzedi. Öyle abi öyle. Aynen çok benzetiyor. Yani ben 6-7 tane tayını yakından incelediğim için söylüyorum gördüklerimin arasında. Yani hepsi aygırı çok andıran özellikler taşıyorlar. Bakalım yani onun olumlu etkisi mi olacak, olumsuz etkisi mi? Yani bir kere yarış performansı olarak ben olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Tisvey iyi bir tempo, iyi bir sürat atıydı. Belli bir mesafede de onu dayanıklılıkla birlikte taşıyabilen de bir attı. Zaten babasına baktığımızda Tiznava da işte Briscoe Classic'te iki kere kazandı. Bunu önde kaçan rakiplerini kovalayarak yaptı. Yarışta işte 800 ile 600 arası tempoyu yüklenmeye çalışıp, yükü çekmeye çalışıp, yarışı hızlandırıp, düzlük kısmında da yani Avrupa'dan gelen büyük şampiyonlara karşı direnç gösteren bir attı. Yani Tisvey de ona benzeyen bir karaktere sahipti ama tabii o kadar büyük yarış atı değildi. Verdiği taylarda da görüyorsunuz işte yani The Last Romans serilikle, Arsman Lider özelliğiyle çok ön plana çıktı. Dolayısıyla demek ki hat yukarı taraftan baba hattı özellikleri olarak lider yapılı atlar vermeye çok müsait. Yani koşulları önde kabul eden, önde giden, domine etmeyi seven, tempo vermeyi seven atlar bunlar. Kısa mesafeyle belki çok işleri olmaz. Taylık dönemlerinde kazanmakla birlikte mesafe uzadıkça açılacak atlar bunlar. Ben olsam taylık dönemindeki yaşta 2-3 yarış koşup direkt üçlüye çevirdikten sonra 1600 üstünde sonuç almaya çalışırım. Bu da Türkiye'deki klasik yarışlar için uzun vadede çok başarılı olabileceğini gösteriyor bu orijinin. O senin orijinin için tamam geçerli de yalnız bir şeyi de unutmamak lazım. Her şey aygır bazında değil yani. Tisvey Değil, özelinde değil. değil. Değil Yani abi, değil. kısrağınız yani. En önemli kriter kısraktır yani. Değil tamam. Ben kendi atıma bakaraktan Yok konuşuyorum. sizin özelinizde ben diyorum yani. Ondan diyorum yani. Yani. Bakalım. Çünkü yetiştiricilerimiz de yanlış anlayabilir yani. Tamamen Yok yok abi. Tisvey yani. Alışkınlar bizim buradaki sohbetlerimize. Yani bendeki kağıtsa bir taraf Sri Pekkan belli orta mesafe. Bir taraf Daksaydır. Tabii İkinci canım yani kısrak baba. istatistik ortada. Orada DSS Sharp Knob tarafı zaten kısa orta mesafe çoğunlukla. Bir altta bir My Guest var. Onun da durumu belli. Dolayısıyla biz uzun mesafeye anca Tisvey ile çıkabiliyoruz. Anne tarafımız zaten bizim erken koşmamıza uygun. Bunlar zaten çoğunlukla sert pist atları. Salih abinin kısrakları sen mi yazdın bu sene? Abi Ankara'ya geldiler. Bir toplantı yaptık. Bir görüştük, konuştuk. Ona göre bir karar vermişler.
İyi hayırlısı olsun. Orada birkaç yerden bilgi aldığını falan söyledi, antrenörleri de dahil. Ona Yani göre. bana da sordular. Ben farklı şeyler söylemiştim. Ama zannedersem sahadan etkili oldular. Yani saha tarafı herhalde şey oldu. 4-5 farklı netice alıp havuz yapmışlar diye biliyorum. Yani o şekilde. Sonra kura mı çektiler acaba? Olabilir. Ya belki de şeydir, o kuraya kalan aygıra da yazdılar galiba. Oradan kura neticesinde dönüşünde belki bir şeye karar verecekler. Ya ben yetiştiricinin o tip kararlarına artık ondan sonra bir şey diyemiyorum. Ama mesela işte çok böyle uğraş verip, emek verip, böyle zaman harcadığım bir çalışmanın da tamam bunu %100 uygularız noktasından gidip de ya birisi dedi ki şöyle, ben de ona uydum, bunu yaptım. O hoş olmuyor işte. Yani madem birisinin dediğiyle, yani bunu Salih Beyleri falan tenzih ederek söylüyorum. İşte benim Ahmet çok... abi de böyle bir şeyden bahsetmişti orada biraz. Ya Ahmet şimdi Şen Ayşe. benim yakın bir şeyim var işte, Sinan Koşapınar. Elinde bir tane Pakoboy kızı var. Onu da işte kendi kısrağının kızı diye aldı. Sweetie Girl'ün kızı diye aldı. İşte kime çekeceğiz dedi falan, bir aydır söyledim. 3 gün boyunca iletişim kurmaya çalıştım. Çünkü kime yazacak merak ediyorum. Pakoboy zordur yani, kısrak babası olarak Avrupa'da 6-7 tane kazanan atı var ama daha henüz böyle kısrak babası pozisyonunda black tie falan bir şey çıkarmadı. Çok sürpriz bir şey yani. Bir kere at çok sert yapıda kendisi. Erkan Bey burada işte, onun koşu hayatında nasıl sert bir at olduğunu, sonra aygırlığında da aynı sertliği devam ettirip taylarında bile o olayın gözlendiğini o da bilir. Bize söyler. Galileo Krom haricinde hiçbir şey vermedi yani Avrupa'da. Ondan zaten. Aynen. Yani bu tip atlarda işte inbreeding'e gidip de onun o kendi genetiğinde olan yapının bir benzerini inbreeding'le çağırmak, tekrardan onu yüklemenin bir anlamı yok. Tamamen mental yapıda daha relax, bir outcross kan değişiklikle yapması gerekiyor. Ki benim ona söylediğim aygırın da tam özellikleri bu yöndeydi. Nereye yazdı inanın bilmiyorum. 2-3 kere mesaj attım, geri dönmedi. Bakacağım şimdi, eğer ki tamamen ters bir eşleşme yaptıysa yani fırçayı basacağım. Diyeceğim ki yani sonuçta soruyorsun, fikir alıyorsun, bir şey söylüyoruz ve onun sonrasında tam tersini yapıyorsun. O zaman ya sormayacaksın yani, ya da bu tür şeylerde yani duygusal davranıp kendi kararını vereceksen de profesyonel bir insandan fikir almayacaksın abi. O insanın da zamanını boşa harcamayacaksın. Yani bu işler bilmiyorum. Hani işte listeye bakıyoruz, falanca aygır 5 tane, filanca aygır 10 tane. Yani yurt dışında 3 tane grup 1 kazanan aygıra bile bu ülkede 5 tane çekim olmadı. Soruyorsun ya, diyorlar ki işte aygır iyi değil. Ya tamam da diyorum, bu diyen kim yani? Hani ben 3 aşağı 5 yukarı Onur'u tanırım, Tarık Tekçi'yi tanırım, işte bizim Muhsittin abiyi tanırım, Teoman Demiröz'ü tanırım. Hani bu insanların bu tür fikirleri olmaz. Yani bunların dışında pedigriye bu profesyonel bakan insanların dışında çok sayıda genç arkadaş var tabii bu arada yani. Emre Kotbaşı gençlerden sayıyor muyuz Onur? Onu saymıyoruz değil mi? O ihtiyar grubundaydı. O biraz Kaşarlanmış mı? şimdi diyecektim ağzımdan aldın iyi dedim hani. Mesela o var, Eyüp Özcan var, bizim İzmir'de Erdal var. Hani böyle daha alt kademede çok Var ya. adını duyurmamış, böyle pedigriye meraklı çok sayıda arkadaşımız var. Var. Eyvallah. Ama yani öyle bir şekilde söylüyor ki yetiştirici, ben diyor işte tam yazacaktım. Dediler ki, bir arkadaşım dedi ki ya o aygırın tayları kumcu oluyormuş dedi. Ben de o yüzden vazgeçtim. Kim dedi? Boş ver abi, ismini vermeyeyim. Ya abicim, şimdi o zaman biz 25 yıldır bu işi boşuna bu kadar merak salmışız. O aygırın taylarının yani çimci olacağını hesap etmesek ya da bilmesek zaten söyleyemeyiz. Kumcu oluyormuş diye sana söyleyenin bilgi kaynağı neymiş yani. O yüzden biraz keyifsiz işler bu işler yani, o noktaya gelince. Ali hoş geldin. Hoş. Valla ben Ali'cim gel gel pardon kestim sözünü. Estağfurullah. Hayırlı akşamlar herkese, iyi sohbetler. İyi akşamlar Ali'cim. Hayırlı.
Valla Şair ben rahatladım ya. Bak Ali bile aramıyor beni. Her sene arardı. Aha şimdi geldi Ali'nin üstüne geldi tam bak. Bu sene Ali bile aramadı. Korkuyor. Kuzey'e at yaz diyeceğim diye. Bak o kadar rahatladım ki var ya. Yok. O. Ama Ali de işi öğrendi. Ali Gene de işi şeyler öğrendi. halinde. Nereden Tabii. gidiyorsunuz Ali? Abi yol gidiyoruz. Karaman'ı geç. Nereye gidiyorsunuz? Antalya'ya dönüyoruz. Ha. Bursa'da duramıyorsun maşallah. Bayağı çalışıyoruz abi, ne yapalım? Gençliğimiz varken. Ali nereden? Evet. Adana'dan dönüyor. Toraman geldik. Koştuk dönüyoruz. He, Toraman'ı götürdünüz değil mi? Ha, geçmiş Abi. olsun. Abi. Yarış çok değişik oldu Ali ya. Niye öyle oldu o yarış? Biraz çok acayip bir yarış oldu ya. Yok, yarış acayip olmadı. Bizim at yarış yapmadı. Yani istediğimiz yarışı yapmadı. Beklenen gibiydi yani. Aynen istediğimiz tempoyla. Bizim at düzlükte yürümedi yani. Pisti mi sevmedin mi Yok, diyor? gününde değildi yani. Bir sıkıntısı da yok. Şey değil yani. Bir ufak tefek sıkıntılar var. Bazen yarış içinde lüks ettim de istediğimiz yarışı yapmıyor. Ya Antalya'da iyi koştuydu da. Bugün de çok iyi koşmasını bekliyorduk da işte bazen olabiliyor. Sorunlar sonuçta. Pist hafif Ali. Adana biraz Biraz hafif ya. sert evet. Ondan oldu bence. Çok sert. Evet. Sağlık olsun. Atımız iyi olsun. Yarış çok. Evet. Aynen. Şair abi sen dedin ya gençlerden pedirgiye çok meraklı. Abi Murat da çok iyi anlıyor pedirgiden. Murat tut kazanır diyoruz her gün. Kazandırır pardon. Murat Bey'in soyadı. Çelik. Şey mi? Kara Sakallı Murat. Murat Rüya. Oo Kara Murat. Ali bak çok iyi bir yere parmak bastın Ali. Ya Murat tamam şimdi Abi şimdi ben Murat Çelik şöyle tut söyleyeyim. kazandırır. Tamam mı? Bu artık sloganımız. Sloganımız. Şimdi Garantili. ona bir önceki sene dedim ki bak ben dedim Aslantepe'de Amerikan Bilyonu çekiyorum marka belliye. Taylar açık yarış atı çıkacak. Bak çok kuvvetli bir şey geliyor. Çünkü oradaki kağıtta bir şey var. Ben onu gördüğüm için oradan yürüyorum yani hiç korkmadan falan. Senin kısrağın da hani bu tarafa uyuyor. Gel dedim. Tamam abi dedi ama son dakika vazgeçti. Şimdi sonra Amerikan Bilyonu Taylor'da görünce işte Guillotine'le kardeşini vay diyor ben nasıl öyle bir hata yapmışım da gelmemişim de falan. Ya tamam kötü de çıkabilir. Neticede performans da olmayabilirdi de. Bu işin bileni de yok. Daha öğrenilecek çok da şey var Öyle yani. tabii değil mi? Ha ben bugün bir Arap pedigrisi çalışıyorum. Almim Ruhi hattında. Ya kağıdı çözeceğim diye oturdum. Almim Ruhiye'nin verdiği, hattın verdiği bütün böyle 500 tane yavrunun hepsinde pedigrisine baktım. Sabahın 8'inden beri pedigri bakıyorum. Ama çözdüm. Yani daha önce görmediğim bir şey varmış. Iskalamışım. Her seferinde ıskaladığım bir şey varmış. Bu sefer yakaladım. Yani öğrenmeye devam diyoruz o yüzden. Ya şair şeyi merak ediyorum. Bu Arapları ben anlamıyorum da. Inbreeding'den ya da Rasmussen'den uzak duruluyor değil mi Araplarda? Yok abi şimdi şöyle. O bizde kullanılan ben Twitter'da bir yarım saat önce bir şey paylaştım. Suriye Statbook'undan bir Arap pedigrisi. Dikkatinizi çekti mi? Burada sohbet odasında olduğunuz için belki dikkat çekin. Hamdani Simri hattından bir aygırın tayını paylaştım. Hamdani Simri yani bizim de geçmiş dönemlerimizde kullanılmış bir kanat. Şimdi başlangıçta bizde kullanılan kanatlarının o dönemde toparlanması işte Urfa bölgesi, Suriye Şair abi bölgesi, lafını işte kestim. Osmanlı. Hamdani Simri dört kemiyetin babasıydı galiba. Dört kemiyet oradan yürüyor. İşte onun bir şeyi var. Hamdani Simri hattından, baba hattı Hamdani Simri'ye çıkan bir atın tayın şeyini, statbook'unu paylaştım. Yani statbook'taki pedigri sayfasını paylaştım. Belki birkaç tane gözünüze ortak kan çarpar. Çünkü şey, bizim Arap kan yani şöyle Arap atlarının kanatlarında Suriye kökenliler var. O bölgeden Türkiye'ye getirilip kullanılmış olanlar var. Şeyler aynı. Sekravizyedran, Hamdani Evet. Simri, bir tane daha vardı az önce baktım. Kitap da şurada zaten başımda duruyor. Yani Erkan abi şöyle kullanılan kanların sayısının sınırlı olmasından dolayı en başarılı olanlarını her yerde kullanalım mantığından çok. Çünkü o zaman hepsi aynı tip pedigri olacak. Birbirlerinden uzak tutalım mümkün mertebe. Kan yakınlaşması 5. 6. kuşaktan önce gerçekleşmesin. Oraya kadar dengeli ve hep outcross giden bir eşleşme modeli olsun diye uğraşılmış.
Gene uzunluğu rahatlatmak için yani. Tabii tabii. Ondan Çok dolayı sıkışmış. Anladım akrabalıktan şimdi. biraz kaçarak geliyorlar. Anladım. Ama Teşekkür ederim. şimdi 6. kuşaktan önceye bile, eskiden mesela 6. kuşakta akrabalık olup 5'te 4'te olmazdı. Şimdi onu yapabilecekleri şey de kalmadı. Daralmadan dolayı. Yurt dışından getirdikleri kanlarla biraz bunu aşmaya çalıştılar. Ama oradaki amaç da şu. Gelen yabancı kanlar kısrak hatlarında kalsın. Aygır baba hatlarımızı gene koruyalım. Çünkü zaten aygır baba hatlarına bunların seleksiyon kuvveti yetmedi. Yani yetiştiricilikte şöyle bir durum var. Özellikle Arap atçılığında belki bunu daha kuvvetli hissediyoruz. Seleksiyon gücü daha fazla olan taraf fenotipte ve hatta devam ettirmede daha üstün taraf oluyor. Yani bizim Arap atı olarak yetiştirdiğimiz Türk Arap atının baba kuvveti, seleksiyon kuvveti yurt dışından getirdiklerimize göre daha kuvvetli olduğundan dolayı bir Druid'in, bir Batiskaf'ın, bir Jenin Levruler'ın, bir Emael'in aygır hattı açılmadı, devam edemedi. Bir iki tane denenen oldu ama devam etmedi. Onun sebebi işte bu seleksiyonu daha kuvvetli olan tarafın baskın gelmesinden dolayı. Yani denemeler devam edecektir. Yani diyeceksiniz ki Kaizbert o ayrı bir konu. Onu farklı değerlendiririm. Buradaki konuyu hani onunla karıştırmamak için farkını söyleyeyim. Oradaki kanın tabanındaki yani arkasındaki ofirse ki öyle gözüküyor. Ofirin seleksiyon kuvveti de bizim kanatlarımızı bastıracak derecede. Dolayısıyla işin arka tarafını bilemem. Hani burada Kaizbert'te Aygır'ın işte taylarının performansını çok etkileyecek geçmişinde yabancı bir kan karışımının olup olmadığına dair bir DNA raporu görmeden hani o öyle bir şey söylemek Aygır'ı Arap atı değil diye ilan etmek nasıl mümkün değilse bu performansı saf bir Arap atıysa açıklayabileceğimiz tek şey o. Arka tarafında Ofir çalışıyor. Ofir çalıştığı için de seleksiyonu daha kuvvetli ve daha başarılı derim ben o noktada. Abi şimdi ben de sana bir şey tamamlayıcı olarak şöyle bir Arap adına şöyle bir şey söyleyeyim. TİGEM tarafından Ali sesin gitti. Yoldasın değil mi? yoldayım. Şu an Yok geliyor hiç musun? gelmiyor. Şu anda tekrar baştan alabilirsin. Geliyor şu an. Şimdi geliyor mu? Duyabiliyor Geliyor, musunuz? devam edebilirsin. Duyuyoruz şimdi Ha, biraz ses. tamam. Şimdi TİGEM tarafından getirilen bu Görl familyası olsun ama Görlü değil, Görl çünkü dışarıdaydı Erdoğan abi dedi. İşte Ekrem Kuyu, Tigris Laz familyasını diyelim. Sadın Gücü'nün annesi Allıbahar tarafından diyelim. Onlar kısrak olarak çok başarılıydı abi. Aygır üretemedi o familyalar. Hani Malibu Görü de buna dahil. Türkiye'de şu an o familyalar yani ithal edilenlerin yavruları aygır oldu ve istenilen yani beklenilen başarı yok. Mesela belki Sarraf bu son zamanlarda Katıoğlu verdi ama öyle bir sansasyon yaratacak bir familya çıkmadı aygır olarak. Ali oradaki şey şu, bunu bana bir genetikçi anlatmıştı. Birinci kuşaktaki F1 dölünde melezlemenin etkisiyle seleksiyonu kuvvetli olan tarafın fenotipi ortaya çıkıyor. Ama yarış performansında tabii ki bu melezlemedeki performans üstünlüğü olan taraf bunu yansıtabiliyor.